Herkese günaydın. Dün yatay bir kapanış yaptık diyebiliriz. Nasdaq tarafı yeni zirveleri sürdürüyor. S&P hemen etrafında. Dow Jones biraz daha zayıf bir seyir içinde. VIX tarafı hala bir kısa vadeli düzeltme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Hafif de bir yükseliş söz konusu olduğu dolayısıyla biraz daha o tarafa bakmakta fayda var. Asya tarafında biliyorsunuz Japonya'da bir uzun süreli tatil var. 6. hafta. Dünkü uyarımı lütfen göz ardı etmeyin. Flash crash'ların yaşanabileceği bir döneme giriyoruz. TL açısından da önemli. Oradaki pozisyonları geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. 10 altın haftanın altısında yenin kuvvetlenmesi söz konusu. Dolayısıyla zayıflayan bir TL'de sert hareketler o tarafta görebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Her ne kadar 2 hafta önce Bank of Japan ve Finans Bakanlığı gerekli önlemlerin alındığını söylemiş olsa da. Çin tarafına baktığımızda da yine satıcılı bir seyir içinde olduğunu görüyoruz. Yani Asya tarafı biraz daha Amerika'ya oranla zayıf. Tabii bugün açıklanacak en önemli veri bir birinci çeyrek büyüme, gerçi metodolojiyi değiştirdiler ama verileri hala problemli. O açıdan baktığımızda burada negatif sürpriz çıkma ihtimali elbette var. Ama beklenti üzerinden gidersek 2,3'lük bir beklenti. Bence birinci çeyrek için son derece iyi. Tüketim tarafında bir zayıflık olduğunu zaten biliyoruz. Bakalım bir civarında mı gelecek ama bu veride benim görmek isteyeceğim konu tüketim zayıflarken yatırım tarafı Kasım Aralık'ta yaratılan paniğe rağmen yatırım tarafı tüketime veya büyümede tüketim kadar tüketimden biraz daha fazla destek omuz verebilmiş mi? Bence en önemli kısmı o olacak. Tüketim geri çekilirken yatırım tarafı önceki dönemlere oranla daha yukarıya doğru gidiyorsa veya en azından aynı kaldıysa birinci çeyreği ben pozitif, olumlu bir çeyrek olarak değerlendiririm. Avrupa tarafında, daha doğrusu Almanya tarafına bakarsak gördüğünüz üzere herhangi bir veri akışı yok. Biraz daha sakin bir bölgeye bakıyoruz. Euro tarafına hemen gelelim. Euro tarafında beklentimden biraz daha erken, ben Mayıs seçimlerine doğru bir kırılma olacağını düşünüyordum. Yukarıya doğru hareketlerin devam edebileceğini düşünüyordum ama kırılmanın başladığını görüyoruz. Buradan tekrar 11,70'ler 12'lere gidebilir miyiz? Aslında intraday grafiğe baktığımızda biraz bir uyumsuzluk söz konusu. Şurada görüyorsunuz fiyat yeni dipler yapıyor olmasına rağmen göstergede yeni dipler yok. Dolayısıyla yukarıya doğru hareketler olabilir ama 12'lerin çok net kırılmadığı bir ortamda parite hareketinin aşağıya doğru devamını bekleyebiliriz. Paylaştığım sabahki mailde de söylediğim gibi burada benim açımdan artık kritik seviye, ki günlük olarak değişiyor aslında ama 107,70'ler 108'ler civarı, o seviyelerin kırılması çok daha büyük bir hareketin başlaması anlamına gelecektir. Şu an için baktığımızda 1,10'lar civarı, yani şu daha önceki dibin bulunduğu bölge aslında ara destekler olacak ama kritik destek 1,07,70'ler, 1,08'ler, orasının çok yakından takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Japon yeni tarafında kısmen tatil nedeniyle, kısmen de tabii global ortamda Amerika iyi dayanıyor ama diğer bölgelerin kötü olmasından kaynaklanan önemli bir hareket gördük diye tanımlayabilirim. Şuradaki yükselişi, ki şu tepenin üzerine çıkmamız açısından önemliydi ama kapanışın net bir şekilde üzerinde olamadığını, ertesi gününde kuvvetli bir alım geldiğini Japon yeni tarafına görüyoruz. Bunun altın yansımasını da gördük. Altında da bir toparlanma, 70'lerden 80'lere doğru bir toparlanma oldu. Girişte söylediğim gibi buradaki hareketleri önümüzdeki bir hafta boyunca, 10 gün boyunca çok fazla değerlendirmek mümkün olmayacak. Ana Japon yeni likiditesi bölge kapalı olduğu için, ama burada da benim beklentim doların genel yapısına uygun olarak biraz daha yukarıya doğru gitmesi. Dün sabah, pardon, dün
öğleden sonra paylaştığım Kore Won'u da ilginç. Buradaki tabii bu aslında Kore Merkez Bankası'nın çok yoğun müdahale ettiği bir para birimi. O yüzden çok kendi başına alıp gidemez ama büyüme verisinin yarattığı sıkıntı kur üzerinde de etkili oldu. Yani şurada boşluk vererek yukarıya doğru gittiğini görüyoruz ki aşağı yukarı daha önceki dönemlere de bakarsanız işte şu seviyeler biraz daha kritik olabilecek seviyeler. Buradan bir kırılma ki herkes devamlı DXY'dan bahsediyor ama Asya tarafındaki ADXY'a da bakmak lazım. Kırılma çok net görüyorsunuz. Yukarıya doğru bir toparlanma vardı. Bu toparlanmanın aşağıya doğru çözüldüğünü ki Yuan'da herhangi bir bozulmada olmadan aşağı doğru çözüldüğünü görüyoruz. Sıkıştığı şuradaki 106.80 ile 106 arasındaki yatay bant, sene başından bu yana gelen yatay bant kırıldı. Aşağıya doğru gidiyoruz. 105.30'lar destek olacaktır ama global dolar değerlenmesine uygun bir seyir izlediğimizi söylemek mümkün diye düşünüyorum. Bu taraftan altına geçelim. Altın tarafında az önce bahsettiğim Japon yenine paralel bir yukarı hareket var. 200 günlük ortalamayı test etmeden yukarıya döndük. Ben hala test edebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Japon yeni tarafı pozitif ama gümüş tarafına baktığımızda oradaki daha zayıf seyir devam ediyor. 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Elbette bu olumlu bir gelişme ama henüz altında kalıcı bir dip oldu, yukarı dönüyoruz diyebilmek için erken. Zaten altın gümüş rasyosuna da baktığımızda yüksek seviyelerde seyretmeyi sürdürdüğünü görüyoruz. Daha önceki videolarda söylediğim gibi çok düşük risk almak isteyenler 1365-1380 seviyesinin kırıldığını gördükten sonra piyasaya girerse daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi petrol tarafında önemli bir hareketlilik var bana sorarsanız. Şunu hatta 5 günlük yapalım. Şu hareket tabii İran hareketi, yukarıya doğru sert bir şekilde yukarıya çıktık. Hareketin devam ettiğini de gördük. 24'ünde biraz durgunlaştı. 25'inde durgunken satışa döndü ve şu anda aşağıya doğru geliyoruz. Dolayısıyla aslında şu yükseliş hareketinin önemli bir kısmını, yarısını geri almış vaziyetteyiz. Günlük grafiğe geri dönelim. Günlük grafikte de baktığınızda şuradaki hareketi görüyorsunuz. Bu haberli yükselişlerin genel durumudur. Panik içinde yapılan alımlar, ardından biraz daha alım gelmesi, sonra kar realizasyonuna dönmemiz. Dolayısıyla 64-70'lerin altına doğru bir kapanışta hareketin, satışın biraz daha devam etmesini beklerim. Şurada göstergeyi de üzerine koyarsak görüyorsunuz burada biraz daha sakin bir ikili tepe var. Dolayısıyla biraz daha düzeltmenin gelme ihtimali artmış bulunuyor. Bugün neye bakacağız? Petrol tarafında kuyu sayıları önemli olacak. Yükselen fiyatlar ne kadar etkili olabilecek? Daha önce büyük bir zıplama olmuştu. Ardından bir geri çekilme görmüştük. Şimdi acaba bir toparlanma, yeniden üreticilerin bu fiyatlardan yararlanma veya bu fiyatları break even'da bulup yeniden piyasaya dönme durumu söz konusu mu değil mi, onu göstermesi açısından bu veri önemli olacak. Ama yukarıya doğru çok açık olmaması gerekir diye düşünüyorum petrol tarafında. Tabii jeopolitik gelişmeleri bir kenara bırakarak, Hürmüz'ün kapatılması vesaire gibi en kabus senaryolar olmazsa. Bono tarafında sakin bir seyir var. 2.60'ları aşamadığını görüyoruz. 2.53'ler civarındayız. Getirin eğrisinin durumuna da bakalım. Orada da şu sektördeki çarpılma henüz bozulmuş değil. Görüyorsunuz 3 aylıkla 1 yıllık aynı seviyede ama henüz birkaç hafta önce 3 aylıkla 10 yıllığın aynı seviyede olduğunu, hatta 10 yıllıkların 3 aylığın altına gittiğini hatırlarsak işlerin biraz daha normalleştiğini söylemek mümkün diye düşünüyorum. Öte yandan yine 10 yıllık 2 yıllık spreadinin de ben fazla düşük olduğunu, biraz toparlanacağını paylaşmıştım. Orada da bir yukarı hareket geldiğini görüyoruz. Tabii resmin geneline baktığımızda bu yukarı hareket hiçbir şey ifade etmiyor. Çok net bir
düşüş trendi var. Ama bu düşüş trendinin bir tabana dönüşüp dönüşmediğini tartışmamız açısından önemli buluyorum. Şu yukarı hareketi, daha doğrusu şurada oluşan, Aralık ayında oluşan dipten sonra, biraz şunu yaklaştırırsam, Mart ayında oluşan dibin biraz daha yüksekte olması, şuradaki trend çizgisinin, oh Deutsche Bank bitirdin bizi hakikaten, her gün bir haber, şu trend çizgisinin yukarı doğru kırılıyor olması ufak pozitif işaretler diye değerlendiriyorum. Diğer yandan da aslında dünya ticaret hacmine baktığımızda işlerin çok da iyi olmadığının işaretini hala almaya devam ediyoruz. Şurada görüyorsunuz bir sert bir düşüş, ardından bir toparlama, ama son Şubat ayı itibariyle yeniden hacimde, fiyatlara bakmıyoruz, hacimde bir gerileme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işler global bakıldığında, Amerika açısından bakıldığında pozitif olabilir. Ama global bakıldığında çok iyiye gitmiyor diyebiliriz. Burada hani detayına girmeyeceğim çünkü gönderdim. Asya tarafındaki özellikle ithalat, Asya tüketiminin, Asya iç piyasasının, tüketicilerinin çok sağlam duramadığını gösteren bir başka gelişme ki Won'daki satışta aslında bununla ilgili bir hareketti diyebiliriz. Bitcoin tarafında sabah zaten detayları belirttim. Buradaki genel problem bildiğiniz üzere bir, şurada vadeli tarafı açalım, orası biraz daha bu tip gelişmelerde sert hareketler gösteriyor. Vadeli tarafta görüyorsunuz 5200'ün altındayız. Normal spot Bitcoin tarafına baktığımızda da yine benzer bir seviyedeyiz. 5180. Buradaki olayı ikiye ayırmak lazım. Geçmişteki Tether'in içinde olduğu vakalarda neyi tartışıyorduk? Tether var mı yok mu? Yani doğru düzgün audit edilmeyen bir auditor vardı. Daha sonra bir denetçi vardı. Daha sonra bu denetçiyle olan ilişki de koparıldı. Doğru düzgün denetlenmeyen bir Tether, dolayısıyla da aslında karşılıksız basılıyor iddialarının, tartışmalarının olduğu bir ortamdı. O ayrı bir konu diye düşünüyorum. Şu andaki konu biraz daha farklı. Eğer gönderdiğim linki okuyabildiğinizse aslında burada tipik bir, ki Wall Street şirketlerinin daha önce de yapmadığı bir şey değil bu, tipik bir yatırımcı fonlarının, müşteri fonlarının şirket çıkarları için kullanılması durumu söz konusu. Saklama dışından alamadığı parayı, müşteri çıkışları nedeniyle Bitfinex'in ihtiyacı olan parayı Tether'le giriştiği bir işlemle karşılamış ki Tether de aslında Bitfinex'le aynı yapı çatı altında. Dolayısıyla orada birebir karşılığı olan bir varlığı müşterinin izni olmadan kendi işiniz için kullanıyorsunuz. Gerçi daha sonra piyasa oranlarının biraz üzerinden bir faiz ödenmesi ve şirketin hisselerinin, varlıklarının teminat olarak gösterilmesi falan da var, ama günün sonunda iddia, New York eyaletinin iddiası, müşteri fonlarının şirket çıkarları için kullanıldığı yönünde. Buradaki olay Bitfinex'e patlayacak bir olay olması lazım diye düşünüyorum. Yani Bitcoin'den ziyade bir uygulamayı aslında tartışıyoruz. Dolayısıyla çok Bitcoin negatif görmedim. İçindeki hani polyanacılık oynayacaksak pozitif durum nedir? Tether'in bir karşılığı varmış demek ki, dolar olarak bir kredi açılabilmiş o taraftan Bitfinex'e doğru. Bu da piyasanın yaptığı bir nevi veya bu sahtekarlığın yaptığı bir denetim gibi Tether'in karşılığının belli bir ölçüde olduğunu görmüş olduk. O da hani haberin içindeki güzel haber diyebiliriz. 200 günlük ortalamayı takip ediyorum. 4600'lere kadar da çok fazla bir rahatsızlık yaratmayacaktır bu geri çekilme, ama 4600'ün altına gidersek o zaman şu hareketin sonlandığını söylemek mümkün. Ben hala buralardan bir toparlanmayla 6200'e doğru yolumuz olacağını düşünüyorum. TL tarafında şimdi
Çok fazla tabii burada dikkat dağıtıcı gelişme var. Seçimin yenilenmesi, S-400 konusu, Merkez Bankası'nın aldığı karar, bunların hiçbirisinin ben ana trendi değiştirecek gelişmeler olduğunu düşünmüyorum. Yani hareketin sertliği açısından önemli, hareketin yönü açısından belirleyici değil. Hatırlayın, buradan ilk sıkışmadan ilk uyarıları yaptığım günde bahsettiğimiz konu, Bollinger bandın üstüne yapışması durumunda daha önce de hareketlerde gördüğümüz yukarı hareketin süreceğiydi. Merkez Bankası'nın açıklaması olabilir, X hikayesi, Y hikayesi, ki ben S-400 konusunda örneğin bir anlaşmaya varılacağını düşünüyorum. Bunlar muhakkak ki hareketin şiddeti üzerinde etkisi olacaktır. Ama ana teknik görüntü olarak baktığımızda beklenmeyen bir hareketle karşı karşıya izlemek bence zor. İkinci nokta 5.85'i uzun süredir konuşuyoruz. Bu seviyelerin kırılması durumunda yazılan stopların devreye girmesi de söz konusu olacaktı. Dün bence olan biten aslında hem merkez tarafındaki orada zaten yeterince yorum okumuşsunuzdur. Benim kendi yorumumu paylaşmamın bir anlamı yok. Hem de stopların hızlı bir şekilde devreye girmesi önemli oldu. Buradaki Japonya tarafını uyarıyı yeniden söylemekte fayda var. Para yönetimi açısından şu önümüzdeki 10 gün marj vesaire stoplar açısından biraz daha dikkat edilmesi gereken bir durum. Ama burada hızlı bir şekilde eğer geri çekilme görmezsek şu hareket yukarıya doğru kendisini gösterecektir ki buradaki ara dirençlerden bir tanesi 6.22 seviyeleri. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.